Merhabalar Talatcan. Merhabalar Erdem, nasılsın? İyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Bugün birlikte Cornerstone Community College hakkında bilgilendirme yapacağız öğrencilerimize. Ben ONEDİ yurt dışı eğitimden Erdem. Sen de istersen kendini tanıt önce, biraz da Cornerstone'dan bahsedelim. Sonra sorularıma geçeyim. Tabii ki. Öncelikle beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Hani umuyorum izleyiciler için de keyifli bir canlı yayın olacaktır. Özellikle de şöyle söyleyeyim, hani Kanada'ya eğitim almak için gelme planları yapan öğrenciler direkt olarak burada soruların cevaplarını bulabilirler. Dolayısıyla başından sonuna kadar izlemelerini tavsiye ederim şimdiden. Evet, kesinlikle. Kendinden bahsedecek olursak açıkçası Cornerstone ve benim hikayem birazcık birleşik. Şundan dolayı ben de buraya dil eğitimi için gelmiştim zamanında. Tabii ki başka bir okulda gelmiştim. Daha sonrasında diploma programlara bakıyordum. Dil eğitimi sonrasında. Daha sonrasında Cornerstone'a burada araştırırken kendim buldum. O zamanlarda 150 kişilik bir okuldu. Zaten başka da Türkiye marketinde çok fazla bilinen bir okul değildi. Bu anlatım yaklaşık bir 5-6 yıl kadar öncesinde oluyor. Şu anda Cornerstone'da marketing direktörü olarak çalışıyorum. Hem burada öğrenci olarak da vakit geçirdim. Çalışan olarak da 6-7 yıldır burada çalışıyorum şu anda. Yani şu an 5-6 yıl içerisinde açıkçası 2300 öğrenciye ulaştık. Dolayısıyla şu anda Kanada'nın en büyük özel kolejlerinden bir tanesiyiz diyebilirim. Okulumuzun kampüsleri direkt Vancouver'da yer almaktadır. Vancouver'ın hemen şehir merkezinde, 3 kampüs de Vancouver'ın şehir merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla da öğrenciler hani okulum şehir dışında mı olacak, içerisinde mi olacak? Bu tarz endişeleri olmasına gerek kalmıyor dolayısıyla. O zaman şöyle diyelim, yani bu soru direktman aslında sana sorulması çok iyi bir soru olacak, bu soracağım soru. Çünkü Cornerstone'da da hem öğrencilik yaptığın için birçok özel kolej var. Öğrenciler Cornerstone'u neden seçmeli? Sen zamanında niye seçmiştin ve şimdi öğrencilere tavsiyelerin nelerdir? Şöyle söyleyeyim, yani bu soru için gerçekten çok teşekkür ederim Erdem. Hani birçok özel okul var. Yani Kanada'nın her eyaletinde birden fazla, yani çok fazla okul var gerçekten private college olarak değerlendirebileceğimiz. Zaten bu 5-6 yıllık süre içerisinde okulun 150 öğrenciden 2300 öğrencilik bir kapasite, hatta daha kapasite daha fazla ama 2300 aktif öğrenciye ulaşması kadar kısa bir sürede tesadüf değil. Bunun sebebi de şu. Birincisi sunmuş olduğumuz programlarımızın çeşitliliği. Hani sadece management programları için değil, yani business management olsun, hospitality management olsun, customer relations specialist olsun. Bunun gibi o eğitim sunan birçok okul var. Bunların dışında bizim teknoloji programlarımız sunulduğu için yazılım alanında olsun, UI UX design olsun, digital marketing olsun birçok alanda farklı eğitimler veriyoruz. Bu eğitimleri verirken bizi farklı kılan nokta şu. Biz hiçbir zaman hani artık 90'ların, 2000'lerin başındaki eğitim modelini baz almıyoruz. Eğitimlerimiz dinamik ve öğrencinin gerçekten iş hayatında kullanabileceği eğitimler veriyoruz. Bu da şundan kaynaklanıyor. Çünkü bizler vocational college olarak okulla iş dünyası arasında öğrencilik köprü olmalıyız. Yani öğrencinin iş dünyasına bir an önce adapte olması lazım, uyum sağlaması lazım. Biz Cornerstone olarak öğrenciler hangi alanda eğitim alırlarsa alsınlar, biz bunu sağlıyoruz. Dolayısıyla öğrenciler hani iş hayatında çalışmaya başladıklarında direkt olarak hani hiç yabancılık çekmiyorlar. Normal çalışanlar hani hiçbir farkı yok. Mesela en basitinden hospitality management alanından örnek verelim mesela şimdi aklıma geldi. Turizmle alakalı bir bölüm. Otellerin kullandığı %90'ın üzerinde otelin kullandığı bir platform var. Oracle'ın Opera PMS sistemi var. Hani rezervasyon yönetim sistemi. Biz okul olarak derslerin haricinde ücretsiz olarak öğrencilere bunun eğitimini veriyoruz. Yani öğrenci tecrübesi bile olmasa iş görüşmesine gittiğinde bu tarz bir eğitimde aldığını ve sertifikasını sunduğu zaman öğrenci direkt bir adım öne geçmiş oluyor. Yani dolayısıyla hani tecrübesi olsun olmasın fark etmiyor. Böyle bir avantaja sahip. İkinci olarak da öğretmenlerimizi gerçekten seçerken çok dikkat ediyoruz. En önem verdiğimiz kriterlerden bir tanesi de şu. Öğretmenin iş dünyasında ne kadar tecrübesi var? Hani eğitim vereceği alanda ne kadar iş tecrübesi var? Hani akademik geçmişi olabilir, hani master olabilir ya da üniversite mezunu olabilir o ilgili alanda.
Fakat bizim esas dikkat ettiğimiz sektörde ne yapmıştık? Çünkü öğrenciler burada eğitim alırken direkt olarak o eğitmenlerinden hani sektöre yönelik bilgiler alması gerekiyor, ipuçları alması gerekiyor. Bu da pratik yönlerini geliştirmesine inanılmaz şekilde yardımcı oluyor. Dolayısıyla hani normal klasik sınıfa konusunda ders eğitimine başladığınızda mesela sınıfa giren bir hocanız size hadi arkadaşlar kitabınızdan 200. sayfayı açalım oraya okuyalım diye bir model yok. Tamamen dinamik, hedef odaklı bir eğitim sistemimiz var. Dolayısıyla öğrencilerimizin başarısının altındaki en önemli etkenlerden biri de bu. Diğer bir faktör ise co-op departmanımız. Co-op departmanı biliyorsunuz Türkiye'den gelecek olan öğrenciler hani Kanada'da iş bulabilir miyiz? Okul bizi iş yerleştiriyor mu? Bu tarz endişeleri yaşıyorlar. Konsona gelecek olan öğrencinin bu tarz bir endişeyi yaşamasına hiç gerek yok. Çünkü okul olarak zaten bizim kendi hani marketing departmanı olsun, admission departmanı olsun, ya bu departmanlar gibi ayrı bir co-op departmanımız var. Her bölüme ayrı co-op danışmanımız var. Bu co-op danışmanları öğrencilere seminerler düzenliyor, birebir eğitimler veriyor. Şu anda kullandığımız Talents CICC platformu var mesela. Yani Türkiye'deki kariyer.net modelinde bir platform. Öğrenciler online olarak rezümelerini hazırlıyorlar, iş başvurularını yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu tarz imkanları öğrencilere sunuyoruz. Ve en önemlisi de öğrenciler konusuna geldiğinde hiçbir şekilde yalnız kalmıyorlar. Hani acaba hani sıkıntım oldu, sıkıntım çözülebilecek mi? Ya da hani nasıl diyeyim, yani muhatap bulabilecek miyim? O tarz endişeleri kesinlikle kapılmalarına gerek yok. Ben konusunda olduğum sürece 6-7 yıldır olduğu gibi öğrencilere elimden gelen her türlü desteği sağlıyorum burada. Evet, çok teşekkür ederiz Talatcan. Çok açıklayıcı bir cevap oldu. Çok sevindirdin beni. Şimdi biraz bölümlere giriş yaptın ama bölümleri biraz daha detaylandıralım istiyorum. Çünkü Cornerstone'da diğer özel kolejlere nazaran çok güzel yazılım programları var. O yüzden biraz da onlara değinirsek çok iyi olur aslında bizim için. Tabii ki memnuniyetle. Erdem şöyle söyleyeyim sana. Bizim burada mesela 3 tane kampüsümüzden bahsetmiştim. Vancouver'da yer alan. Biz kampüslerimizi şu şekilde ayırdık. Teknoloji programları için ayrı bir kampüs. Management programları için ayrı bir kampüs. Dil okulu kısmı için ayrı bir kampüsümüz var şu anda. Dolayısıyla buraya gelen öğrenciler de hani eğitim aldıkları alana göre kampüslerini yerleştiriyorlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Teknoloji programları çok büyük yani revaçta. Özellikle geleceğe yönelik bir eğitim almak isteyen öğrenciler. Hani sadece hani Kanada'ya gideyim, çalışma iznim olsun, eğitim iznim olsun diye gelen öğrencinin maddetesinin dışında gerçekten kendisine ekstra bir şeyler yetenek katmak istiyorsa teknoloji programlarımız gerçekten bunun için ideal. Örnek veriyorum mesela en son gelen UI UX Design programı. Bu programın yani şöyle söyleyeyim içeriği birebir yani birebir demeyeyim de direkt içeriği direkt olarak mesela buradaki master programlarıyla master programlarından alınmış bir içerik. Yani şöyle söyleyeyim burada hani üniversitede verilen eğitim. Aynen. Zaten biz programlarımızın hepsi her birinde içeriğimizi kendimiz oluşturuyoruz. Hani dolayısıyla öğrenci buradaki almış olduğu eğitimi hani Kanada'nın başka hiçbir private college'ında alamaz. Yani bize özgün, kendimize özgün içerik üretiyoruz. Uyar programı son zamanlarda çok revaçta. Öğrencilere özellikle tavsiye ederim. Dijital marketin alanını zaten hani ben de bu işin içerisinde olduğum için dijital marketin alanında yani başlangıçtan advanced seviyeye kadar bu şekilde kapsamlı yoğunlaştırılmış ve pratiğe yönelik bir eğitim veren başka hiçbir okul yok. Dijital marketing alanında eğitim almak istiyorsa bir öğrenci hani direkt olarak hani başka bir seçeneği hiçbir şekilde ihtiyacı kalmıyor. Yazılım alanında olsun. Ben mesela ben Mobile Application Development programından mezunum yazılım olarak. Benim Hatta okulun sitesinde zaten hani efendim? de en sevdiğim programı program sonrasındaki. Kesinlikle. Kesinlikle çok güzel bir program. Hatta ben mesela ziraat mühendisiyim Türkiye'de, tamam mı? Burada mesela ben Mobile Application Development eğitimi aldım. Şu anda okulun sitesini zaten ben yaptım öğrenciyken. Hala da okulun sitesini ben yönetiyorum şu anda. Dolayısıyla hani altyapıları olmasa bile öğrencilerin gerçekten bu alanda ilerlemek istiyorlarsa çok rahat bir şekilde katılabilirler. Bir diğer program ise Network and System Solutions Specialist. Bu programda gerçekten hani şöyle söyleyeyim.
hani iş bulma imkanı en programlardan bir tanesi. Çünkü IT alanına giriş yapmak istiyorsanız, altyapınız olmasa da bile fakat gerçekten bu alana giriş yapmak isterseniz yazılabiliyorsunuz. Hatta şu anda çok ciddi burs imkanlarımız var bu bölüm için. Dolayısıyla öğrencilerin bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ederim şiddetle. Evet, çok teşekkür ederiz Sanacan. Eklemek istediğim bir şey varsa bir diğer soruma geçmek istedim. Management programlarımızdan da bahsedeyim. Tabii ki. Management programları da birçok okulda var. Hani business management olsun, hospitality management olsun. Fakat dediğim gibi bizdeki farklı kılan nokta şu. Biz içeriğimizi kendimiz ürettiğimiz için öğrenciler en güncel içeriğe erişim sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla hani biliyorsunuz dinamik bir dünyada yaşıyoruz Erdem. Sürekli hani bugün öğrendiğimiz yarın farklı bir şey olabiliyor. Dolayısıyla biz en son trendi takip ederek öğrencilere bunun eğitimini veriyoruz. Business Management'ta mesela artık örnek veriyorum mesela öğrenciler hani sınav dönemi kalktı. Bu arada diploma programlarımızın hiçbirinde sınav yok. Tamamen proje odaklı. Mesela projelerde geçenlerde bir öğrenciler bir proje yapmışlardı. BC Children Hospital diye bir tane hayır kurumu var burada. Çocuklar için oluşturulmuş. Öğrencilerden çeşitli farklı gruplar oluşturduk, 7'şer kişilik. Her grupta bir proje üretti. Yapmış oldukları projeler sonunda Erdem yaklaşık 20 bin dolarlık bir bağış topladılar öğrenciler. Evet. Yapmış oldukları projelerle. Yani mesela bazen yani birçok öğrencimizi zaten teşvik ediyoruz. Burada hani kendi ürünlerini oluşturması, girişimcilik anlayışına sahip olması için. Öğrenciler mesela buradaki geliştirilmiş oldukları ürünleri burada pazarlama imkanı sunuyorlar. Çünkü biz oluşturduğumuz etkinlikler yardımıyla birlikte öğrenciler direkt olarak diğer öğrencilere ürünlerini tanıtma şansı ve hatta ürünlerini satma şansına sahip oluyorlar. Yani bu tarz birçok etkinliğimiz oluyor. Dolayısıyla hani management programları için de Cornerstone ideal bir adres öğrenciler için. Çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi şu konuya gelmek istiyorum. Öğrenciler için sen de biliyorsun ki çok önemli bir konu bu. Eğitim alırken çalışma izinleri var. Tatillerde çalışma izinleri var ve bir de staj dönemleri var. Bu çalışma izinlerine değinmeni istiyorum. Ayrıca Cornerstone'daki staj dönemlerinde okulun öğrencilere nasıl bir desteği var ve maaş garantileri var mı öğrencilerin? Bu konulara değinirsek çok sevinirim. Tabii ki memnuniyetle. Erdem şöyle söyleyeyim. Öğrencilerin biliyorsunuz akademik eğitim aldıkları süre boyunca part-time çalışma izinleri oluyor haftalık 20 saate kadar. Co-op'a geçtiklerinde ise haftalık 40 saate çıkıyor bu rakam. Yani dolayısıyla yani haftalık 40 saat dediğimde full-time oluyor. Yani o dönemde eğitim yok. Direkt olarak öğrenciler çalışıyorlar. Öğrendikleri, eğitim aldıkları alanda çalışma imkanı buluyorlar Kanada içerisinde. Şöyle söyleyeyim. Co-op zaten hani Kanada'nın birçok eyaletinde yani maaşlı olmak zorunda. Bildiğim kadarıyla Ontario eyaletinde direkt olarak şöyle söyleyeyim. Hani yapacağınız staj maaşlı olmak zorunda değil. Fakat British Columbia eyaleti içerisinde yani Vancouver'da eğitim alıyorsanız yapacağınız scope zaten maaşlı olmak zorunda. Yani buraya gelen öğrenci eğitim aldığı süreden sonra co-op'una başladığında öğrenciler zaten maaşlı olmak zorunda. Yani maaş alıyorlar her türlü. Normal çalışan gibi. Türkiye'deki gibi mesela şey düşünmesinler. Hani staj yapayım, hani çay getir olsun, hani yarım maaş alayım. Kesinlikle öyle bir şey yok. Normal çalışan kadar burada maaş alıyor öğrenciler. Bir de belki bu konu senin için de yeni olabilir Erdem. Çünkü yeni üzerinde çalışıyoruz. Yakında sizlerle de detayları paylaşacağız. Hatta buradan da size birazcık ipucu vereyim sistemin nasıl işleyeceğiyle alakalı. Konusunda şu anda EXP Plus dediğimiz ekstra bir eklenti diyeyim. Eklenti oluşturduk. Şu şekilde olacak. Öğrenci akademik dönemde eğitimini aldı diyelim. Ondan sonra kolpa başlaması gerekiyor değil mi? Fakat burada biz şunu yapacağız. Hem öğrencinin derslerinde geri kaldığı noktalar varsa onları değerlendirebilmesi için veya Kanada'yı gezecek yeteri kadar vakit bulamadı derslerinden co-op öncesinde bu tarz bir imkan değerlendirmesi için kullanabilir bu süreyi. Veyahut o sürede schedule break olduğu için şu anki kurallara göre full time çalışma imkanına sahip olacak öğrenci. Bu da şu oluyor. Diyelim 6 ay eğitim aldı öğrenci. Part time çalıştı, eğitimini aldı. Co-op'a başlamadan önce 4 aylık bir schedule break veriyoruz öğrencilere.
Az önce dediğim gibi bu schedule break'i öğrenci isterse gezerek kullanır, isterse kaçırdığı dersleri tamamlar, hani o konuda kendini geliştirir veyahut da full time çalışabiliyor 4 aylık periyotta co-op'a başlamadan önce. Ondan sonra zaten co-op'a başladığında direkt olarak ekstradan zaten co-op süresince full time çalışma izni oluyor öğrencinin. Dolayısıyla 6 artı 10 şeklinde de öğrenci değerlendirebilir bu programlarını. Süreci uzamış olacak öğrencinin program süreci. Tabii ki. Bilgi Hem için. süreyi uzatıyor burada, hem isterse gezebiliyor, isterse geride kaldığı noktaları tamamlıyor. Bu şekilde o süreci rahatlıkla kullanabiliyor. Son olarak şuraya da değinelim. Diğer soruma geçeceğim. Okulun staj yerleştirmesindeki katkısını da söyleyebilir misin bize kısaca? Yani okul destek oluyor mu staja yerleştirmede? Tabii ki, tabii ki. Zaten hani şöyle söyleyeyim. Okulumuzun kendi departmanı var. Co-op departmanı var. Ondan bahsetmiştim zaten konuşmamızın başında. Orada yani öğrencileri zaten hani akademik dönem boyunca sürekli böyle seminerler veriliyor. İlgili olmuş oldukları alanda, eğitim almış oldukları alana özel olarak seminerler alıyor öğrenciler. Buna ek olarak birebir görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Artı buradaki eğitim aldıktan sonra mesela şöyle söyleyeyim ben size. Öğrenci direkt olarak hani bu arada sesim yankı yaptı da ondan dikkatim dağıldı biraz. Şöyle söyleyeyim. Öğrenciler mesela burada eğitimi aldıktan sonra kova başlamaları gerekiyor değil mi? Bizim burada mesela şirketler belli diledikleri alanda mesela şey yapmak istiyorlar. Hani işe alım yapmak istiyorlar. Örnek veriyorum mesela PHP yazılımını bilen bir öğrenciniz var mı diye bize soruyor. O şirketler. Biz de kendi database'imizden bakıyoruz ve öğrencileri direkt o iş görüşmelerine gönderiyoruz. Artı dönem dönem iş fuarlarımız oluyor. Kendi okul içerisinde yaptığımız. Bir de buna ek olarak okul dışarısından üçüncü parti firmaların düzenlediği iş fuarlarına öğrencileri gönderiyoruz. Yani dolayısıyla zaten şu anda pandemi dönemi de sona ermeye başladı bu fuarlar. Daha sıklıkla yapılmaya başlandı. Böylece direkt olarak hani öğrenciler birçok imkana erişmiş olacaklar bu süreç içerisinde. Tamamdır. O zaman bir diğer soruma geçmek istiyorum. Şimdi bu programlara katılabilmemiz için öğrencilerin kabul şartları nelerdir? Programdan programa değişkenlik gösteriyor mu? Ve başvuru için nelere ihtiyacı var öğrencilerin? Bir de şuraya da kesin değinelim. Öğrenciler kabul şartlarında tabii ki de bir İngilizce kriterleri olacaktır. İngilizceleri yetersiz gelirse okulun ne gibi bir desteği oluyor? Ona da değinirsek iyi olur. Süper. Erdem, kapsamlı sorular için çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Programlarımızda biliyorsunuz belli bir istenen İngilizce yeterliliği var değil mi? Bu özellikle teknoloji programlarının her birinde biz advanced seviyesinde İngilizce istiyoruz teknoloji programları için. Management programları için ise hospitality management ve international business management için upper intermediate. Customer sadece tek bir programa parantez açmak isterim. Çünkü o programı daha çok öğrenciler geçiş programı olarak kullanıyorlar. Bir de hani burada deneyim sahibi olmak çalışma deneyim sahibi olmak istiyorlar. Customer Relations Specialist. Bu program için istenen İngilizce seviyesi sadece intermediate. Dolayısıyla öğrencinin diyelim ki seviyesi intermediate çıktı diyelim. Tamam mı? Okulumuzun yapmış olduğu bu arada ücretsiz İngilizce seviye belirleme sınavı var. Öğrenci isterse bu yapmış olduğumuz ücretsiz seviye belirleme sınavına direkt olarak sizin yardımınıza ulaşabilir. Öğrenci sınavına girdi diyelim, intermediate seviyesinde çıktı. Fakat örnek veriyorum mesela dijital marketini okumak istiyor öğrenci. Burada öğrencinin 5-6 ay boyunca dil eğitimine gitmesi yerine isterse öğrenci şunu yapabiliyor. Customer Relations Specialist programıyla dijital marketing programını kombine ediyor. Bu kombinasyon çerçevesinde zaten intermediate seviyesine çıktığı için Customer Relations Specialist'e direkt olarak başlayabiliyor değil mi? Burada öğrenci 6 ay eğitimini alıyor. İngilizcesini geliştiriyor. İşini buluyor. Artık çevreye alışıyor. Çünkü Customer Relations Specialist öğrencinin İngilizce yetenekli konuşma yeteneklerini geliştirmeye yönelik, iletişim yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir program. Burada İngilizcesini 6 ay boyunca geliştirdikten sonra dijital marketinge direkt olarak geçiş yapıyor. Yani buradaki öğrencinin avantajı şu. Biliyorsunuz dil eğitimlerinde giden eğitim alan öğrencinin çalışma izni olmuyor. Burada öğrenci hem İngilizcesini geliştirebileceği bir diploma programına giriyor, hem çalışma iznine sahip oluyor, hem eğitimini alıyor burada.
Hem de ekstradan Böylece fazladan bir tane diploması daha oluyor. aynen fazladan bir tane daha diploması oluyor. Çok güzel noktaya değindin. Ekstradan bir diploması daha fazla oluyor. Öğrenci burada mesela bir yıl boyunca 6 ay eğitim aldı Customer Relations Specialist. Ondan sonra dijital marketing'e geçti. Ondan sonra bir yıl boyunca öğrenci full time çalışıyor. Yani dolayısıyla öğrencinin burada hani cepten yiyeceği kısmı öğrenci burada çalışarak kendi yaşam masraflarını çıkartabilecek şekilde hem de İngilizcesini pratik yapabileceği ortama daha çok sahip olarak buradaki eğitimini tamamlıyor. Diyelim ki öğrencinin hani gerçekten seviyesi düşük ya da hani kombine yapmak istemiyor programı. Öğrenci zaten dil okulumuz var. En son açtığımız Ocak ayında açtığımız kampüsümüzde. Direkt orada öğrenci dil eğitimini alıyor. Dil eğitimini aldıktan sonra yeterli seviyeye gelerek diploma programına direkt olarak geçiş yapma imkanına sahip oluyor. Onun dışında İngilizce yeterliliği dışında başka kabul şartlarımız nelerdir? Hani yaş olsun, mezuniyet olsun, hangi kurumdan mezun olmak lazım, kaç yaşında olmamız lazım gibi. Onları da söyleyelim, bilgilendirmiş olalım öğrencilerimizi. Tabii ki şöyle söyleyeyim Erdem. Açıkçası öğrenci 18 yaşından büyükse hani eğitim durumu hani 2 yıllık bitirmiş, 4 yıllık bitirmiş, lise mezunu olmuş hiç fark etmiyor. Öğrenci 18 yaşından büyük ise istediği her programa kayıt olabiliyor. Dolayısıyla öğrenciler için eğer ki mesela 18 yaşından küçük olan öğrenciler de ise eğer ki lise diploması varsa direkt olarak yine diploma programlarımıza geçiş yapma imkanına sahip oluyor. Burada şu noktaya değinmek isterim. Öğrencinin eğitim alacağı alan önemli olmaksızın, yani daha doğrusu altyapısı önemli olmaksızın burada yeni bir programa başlamak istiyorsa, yani illa ki o bölümden mezun olmak şartı aramıyoruz. Biz buradaki aradığımız tek şart öğrencinin gerçekten bu alanda kendini geliştirip geliştirmek istemedi. Yani eğer ki gerçekten o alanda yeni bir karar imkanı sahip olmak istiyorsa, gerçekten bu programa katılmak istiyorsa, hani teknik bir alan bile olsa, biz öğrenciye elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz bu konuda. Zaten ben de mesela burada sana da söylemiş olayım. Ben de öğrencilerimize zaten daha çok farklı bölüme yönelmesini öneriyorum her zaman. Yani öğrenci örnek veriyorum Türkiye'de işletme okuduysa business management'a gitmesinden ziyade digital marketing'e gitmesini öneriyorum açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim zaten burada yani birçok okul mesela şey yapıyor hani teorik eğitim veriyorlar Erdem. Hani çok böyle hani iş hayatına yönelik bir eğitim sağlamıyorlar. Buradaki sıkıntı şu hani amaçların dışına çıkılıyor maalesef. Bizim yaptığımız şey atıyorum mesela biz aynı bölüme de yönlendirebilirse şundan dolayı. Mesela öğrenci mesela 4 yıl boyunca akademik eğitim aldı diyelim tamam mı? Ama biliyorsun genelde Türkiye'de hani teori üzerine eğitim veriliyor. Anca böyle hani daha teknik bir alanda okuyorsan hani atıyorum mühendislik alanlarında okuyorsanız hani üçüncü sınıfınızdan sonra alanlara dağılırsınız. Hani orada biraz böyle sektöre yönelik bir eğitim alırsınız. Bizim burada yaptığımız şey şu. Öğrencinin almış olduğu 4 yıllık, 3 yıllık akademik eğitim ya da veya 2 yıllık akademik eğitimi iş hayatına nasıl entegre edebilir onu öğretiyoruz. Yani dolayısıyla eğer ki öğrenci aynı alandan da ilerlemek isterse yani vermiş olduğumuz eğitim modeli sayesinde öğrenciler iş hayatına daha hızlı bir şekilde adapte olma imkanına sahip oluyorlar. Anladım. Teşekkür ederim Talatcan. Şimdi bir numaralı önemli konuya gelmek istiyorum. Birincisi sen de bize yeni duyurdun. Yeni kampanyalarımız var. Fiyatlarımızdan bahsedelim ve ödeme planlarımızdan bahsedelim. Öğrencilerimiz hem yeni kampanyaları bilsin, fiyatları bilsin ve Türkiye'de ödeme planları da çok önemli. Çünkü malum kurdan dolayı yani öğrencilerimiz peşinat dışında taksitlendirmeler de istiyor. O yüzden bu konularda değinirsek çok sağlıklı olur bizim için. Tabii ki şu şekilde yapıyoruz zaten. Taksitlendirme imkanı sağlıyoruz ve şu andaki burs imkanlarımız 30 Haziran'a kadar geçerli. Yani öğrenciler başlangıç tarihi önemli olmaksızın direkt olarak burada 30 Haziran tarihinden önce kayıt yaparlarsa öğrenci burs imkanlarımızdan faydalanma imkanına sahip oluyor. Yani burs içinde şöyle söyleyeyim hani herhangi bir dil sınavından yüksek puan almasına gerek yok ya da GPA'sinin 3,5-4 olmasına gerek yok. Sadece o sağlamış olduğumuz dönem içerisinde öğrenci bursa başvurursa o burstan faydalanma imkanına sahip oluyor. Burada ekstra olarak öğrencilere sunduğumuz imkan şu. Öğrenci diyelim ki kayıt işlemini yapmak için hani sizinle iletişime geçti diyelim.
Orada kayıt ücreti tutarı kadarını ödüyor öğrenci sizinle. Ondan sonrasında okuldan kabul mektubunu alıyor ve geriye kalan tutarında şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Örnek veriyorum, mesela vizesi çıktı öğrencinin. Gelmeden önce %50'sini ödüyor programı. Geldikten sonra da 4 aya kadar bir taksitlendirme yapıyoruz zaten öğrenci için. Geriye kalan ödemesi için. Onu da mesela programa başladığı tarihten itibaren aydan aya ödüyor. Yani bu şekilde gerçekleşiyor taksitlendirme imkanları. Burada dikkat ettiğimiz nokta ise şu, programlarımızın fiyatları. Evet. Programlarımızın fiyatları çok çeşitlilik gösteriyor. Açıkçası şöyle, ortalama bir rakam vermek gerekirse bir yıllık dağıtta mesela 6 bin dolar civarında oluyor bir yıllık eğitimlerde. Özellikle management programları için 6 bin dolar civarında. Yine management programlarının 2 yıllıkları ise 10 bin dolar civarında. Hatta 10 bin dolardan birazcık daha az diyebiliriz. Teknoloji programlarında ise fiyatlar bir tık daha yükseliyor. Çünkü teknik alan olduğu için onlarda da mesela ortalama 8.500 dolar civarında bir yıllık fiyatları, 2 yıllıklarda da ortalama 13 bin 14 bin dolar civarında. Fakat buna bayağı istisnai bir durum. Network and System Solutions Specialist için çok ciddi bir burs imkanı var. Yani eğer ki, yani bunu canı gönülden söylüyorum, hem kaliteli eğitim alıyorsunuz, hem kendinize yeni bir iş alanı oluşturuyorsunuz. Yani her yerde iş bulabiliyorsunuz gerçekten. Hani en basitten bir şirketin bir IT departmanına çok rahat bir şekilde yönetebiliyorsunuz. O programda Network and System Solutions Specialist programı için 2 yıllık toplam fiyatı şu anda Erdem 10 bin dolar. Evet. Teknoloji programı, yani IT programı 2 yıllık sadece 10 bin dolar. Yani normalde 15 bin dolar civarında bu programın fiyatı. Yani öğrenciler eğer ki gelmek istiyorlarsa tam zamanda bu program için. Evet, şu anda Cornerstone'da da herhalde süre, eğitim ve fiyat bazındaki hani en uygun program bu diyebiliriz. Yani bir yıllık bazı programlardan bile daha ucuz diyebiliriz yani. Hemen hemen aynı bile diyebiliriz. Hemen hemen aynı denk geliyor. O zaman bu konuya da değindik. Kapanışa gelecek olursak ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. İşte senin de Kanada'da olmanın verdiği etkiyle öğrencilerimiz bizimle iletişime geçiyor. Sana da burada teşekkür ediyorum öğrencilerimizin karşısında da. Sen sürekli bize yardımcı oluyorsun. Ne zaman arasak saat farkı gözetmeksizin sabah olsun gece olsun hep yardımcı oluyorsun bize. Buradan Cornerstone Community College'a gidecek öğrencilerimiz için de bir avantaj. Talatcan'ın orada olması her şeyine koşuyor. Sen de biliyorsun bir öğrencimiz Emre oraya geldi. Sen ona yardımcı oldun. Yani bu yönden senin orada olman da bizim için ve öğrenciler için çok büyük bir avantaj aslında. Çünkü sonuçta öğrenciler kaç saat bir yolculuk yapıyor ve senin orada olman çok etkili oluyor bize. O yüzden çok teşekkür ediyoruz sana da. Rica ederim Erdem. Ben de çok teşekkür ederim. Yani güzel sözlerin için şöyle söyleyeyim açıkçası. Hani ben de aynı yollardan geçtiğim için öğrenci olarak zamanda, hani kendi yaşadığım zorlukları bildiğim için öğrenciler de o zorlukları yaşamasınlar diye elimden gelen her türlü desteği sağlamaya çalışıyorum. Hani dolayısıyla hani yani buraya geldiklerinde öğrenciler hani yok hani acaba gerçekten de destek olacaklar mı? Yardımcı konaklamamı nasıl halledeceğim ya da başka bir konuda bir sıkıntım olacak mı? Yani hiçbir endişeleri olmasın. A'dan Z'ye her türlü imkanda yani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlerin de zaten özellikle büyük bir desteğiniz var bu konuda. Hani öğrencilerle sürekli irtibat halindesiniz. Hani bir sıkıntı olduğunda direkt benle iletişime geçiyorsunuz. Yani birlikte her konuda çözüm buluyoruz gerçekten nereden. Hani gayet keyifli oluyor açıkçası bana da öğrencilere yardımcı olmak. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin son bir şey varsa alayım, yoksa istersen veda edelim. Birçok konuyu değerlendirdik açıkçası. Hani çok güzel sorular sordunuz. Hani sorular direkt nokta atışıydı. Öğrencilerin direkt ihtiyaçları olduğu hani sürekli akıllarını kurcalayan sorulardı. Dolayısıyla hani yine eğer ki ekstra öğrencilerin soruları olursa yorum olarak direkt hani bırakabilirler videonun altına. Biz direkt olarak hani yeri geldiğinde ben direkt olarak öğrencilerin sorularını cevaplayabiliriz. O konuda hiçbir endişeleri olmasın. Eğer ki kaçırdığımız bir nokta var ise. Çok teşekkür ediyorum sana tekrardan. Kendine iyi bak. Ben de teşekkür ederim Erdem. Sen de kendine iyi bak. Görüşmek üzere tekrardan. Görüşmek üzere, sağ ol. Görüşürüz. Bay bay.